Evet, şimdi de Rüveyda Gelin'in modern ve şık tarzda dekore ettiği mutfağındayız. Beyaz mutfak dolaplarını gold kulplarla hareketlendiren gelinimiz altın renginde farklı aksesuarlar kullanarak mutfağında bir renk bütünlüğü yaratmışa benziyor. Pencerelerini modern storlarla gold ve lacivert desenli farbela kullanarak kamufle eden Rüveyda Gelin'in mutfağı bana sorarsanız oldukça orijinal bir tarza sahip. Bakalım gelinlerimiz de benimle aynı fikirdeler mi? Evet kızlar, mutfağıma ilgili yorumlarınızı bekliyorum. Musluğunun renginin gümüş olduğunu görüyorum. Bence beyaz olmalıydı kesinlikle. Çünkü çok uyumsuz. Gold kullanmışsın ve gümüş kullanmışsın. İkinci bir dikkat ettiğim şey de çaydanlığın içinde çay var mı? Hayır yok. Zaten ben normalde çay makinesi kullanıyorum. Onu dekor olarak koydum mutfağıma. Ben pek hoş bulmuyorum böyle içinde bir şey yoksa orada durmasını. Sizin fikriniz o tabii ki. Boş olan bir şeyin için orada durmasına hiçbir mantık yok. Çaydanlık o bir süs eşyası değil. Benim yorumum bu kadar arkadaşlar. Şimdi ben öncelikle Farbela'nın fiyatını öğrenebilir miyim? Mutfağımın perdeleri hepsi store'la beraber 2000 lira. Store'la birlikte. Store ve Farbela 2000 lira. Zaten başka ayrıntı perde. Bana çok fazla karışık geldi. Farbela beni çıkar, beni çıkar diye bağırıyor resmen. Altta detaylar var, simli. Ben mutfağımın çok karışık, simli olduğunu düşünmüyorum. Kulplarım parlak olduğu için onu da simli seçtim. Zaten güneşte belli oluyor, hayatım, çok belli olmuyor. Hayatım, simli dediğin zaten belli ama bronz gibi duruyor. Farbela'daki bronz duruyor, bunlar gold. Evde gördüğüm tek bronz altın takıları. Onlar gold, altın. Evet. Gold, altın aynı şey değil mi zaten? Tamam ama başka detay yok. Kulplardan başka altın detay göremiyorum. Kulplarım gold, çay makinem gold, yağlığım gold, buradaki tepsim gold. Yani bunları olsak görmüyorsun galiba. Siz ne düşünüyorsunuz? Ben başka de bir detay ya yok. Benim başım döndü. Salonu gezdik. Yani her şey karışık, yoğun, kalabalık. Bir de mutfak böyle bu avize başımıza düşecek gibi gerçekten hiç... Avizelerin neden şey böyle halat şeklinde? Yani sence yani hiç uymamış, mutfakla alakası o yok. O halatlı, onların ampullerin isimleri rustik ampul. Fark ettiyseniz perdelerin de rustikte. Bunların tarzının ben aynı olduğunu düşünüyorum. Ama şu spor duruyor, mutfak alakasız, hiç alakası yok. Kafamıza düşecek gibiydi avize. Başım döndü yani. Mutfağa girdim, şoka uğradım salondan sonra. Orası daha berbattı. Orada bir doğal gaz borusu mu o? Bir evet, boru var orada. Borusu. Onu kapatmış tepsiyle. Çok şık bir tepsi gördüm. Baharatlığım da uymuş aslında ona ama orayı kapatman hoşuma gitti açıkçası. Teşekkür ederim. Şu tepsiyi alabilir miyim rica etsem? Tabii ki. Ay bu tepsiye bayıldım. Işıl ışıl görüyorsunuz ki benim ışıltım gibi aynı. Harika yani. Bunu da bize sunum yapmak istersen çok seviniriz arkadaşlar. Siz de bakın böyle. Ama ben şöyle bir şey demek istiyorum. Onu sonuçta kullanıyor musun? Evet. Kullanıyorsun. Bence oraya böyle bir şeyler sarabilirdin. Hani bu orada sabit. Yani o çıktı. Bence şu an çok kötü gözüküyor evet, zaten. Orası. Şöyle zaten kullandığımda mutfakta oturmuyoruz. Salonda kullanıp tekrar yerine koyuyorum. Oraya sarmaşık sarma fikri bana artık demode gelmeye başladı. Farklı herkes şeyler. Ya da mesela boyayı devam ettirebilirdiniz. O olabilirdi evet ama yine de yani borunun ne olduğu, boru olduğu belli olduğu için ben orada parlak bir şey ya kullanmak istedim. Ya da böyle raflar oluyor mesela hani bu şeylerini de koyabileceğim evet, baharatlıklarını. Öyle bir raf da koyabilirdin direkt kapatabilirdin. Ben çok, evet, ben çok sevmiyorum. Peki şu havluyu bırakma amacın neydi? Çok gereksiz buldum bu tepsiyi. Yani. Herkesin ne gerek kendi var? Fikri tabii ki. Hiç çok gerek yok. Bu havlu benim çeyizimden. Bunu da günlük kullanıyorum. Çeyizimizi de bence kullanmamız gerekiyor. Hayatım günlük ama keşke daha uyumlu bir renk. Keşke o da gold olsa. O da gold olsaydı. Karışık olurdu o zaman. O yüzden bunu beyaz karışmışken, kullandım. Karışmışken başımız dönmüşken tam dönseydi. Perden sade olsaydı, Farbela biraz daha sade olsaydı, taşlı tuşlu, yok, boncuklu kızlar, her neyse. Yok kızlar ben buna takıldım ya. Damla avize biraz sade olsaydı, evet sade şık diyebilirdik. Ama ben mutfağın tarzını anlayamadım. Bir de bir şey dikkatimi çekti. Orada ayaklarınızı nasıl yapıyorsunuz acaba? Sığmaz. Bağdaş kuruyorlar. Sığıyoruz. İstersen deneyebilirsin. Ay dur, bir denemek istiyorum. Orada genelde eşimle ikimiz kahvaltı yapıyoruz böyle acele. Yoksa masamızda zaten serpme şey kahvaltı ama yaparız. İnanılmaz rahatsız. Ben bak boyum kısa, ona rağmen diyor. İşini düşünemiyorum burada. Şöyle hiçbir rahat yemek yenmeyecek. Canım gönüller bir olsun. Yiyoruz. Tamam canım. Denemesi çok mantıklıydı bence Nida'nın. Zaten yemek masası var, salon masası var. O masa ve sandalyeye hiç gerek yoktu. Orayı da ayrıca bir tezgah olarak kullanabilirdi. Bir de bu siyah lacivert, hani ben onu da siyah beklerdim mesela. Ya onu geçtim. Buzdolabı gri, o beyaz, bu sebil siyah.
O beyaz gold. Bu hasır. Yani hiç olmuş mu? Hasır hiç olmamış bence. Ya ben onun dediğim gibi tarzını mutfağıma uygun bulduğum için avizemi o şekilde seçtim. Sarkısı da aynısı zaten. Çok alakasız olmuş renkler. Bu store, bu düz olmalıydı. Kız beni çıkar seni... diyor. Konuşuyor resmen. Vallahi beni çıkar, ya. Beni çıkar diyor. Ağlıyor, bizim tercihimiz ağlıyor. Kızlar, ben çok mutluyum mutfağımda. Aşk o perden ağlıyor. Özgeciğim, bence sen buraya beğenmemek için gelmişsin. O yüzden her şeye bir şey dedin. Avizemde başım döndü. Halı çok karışık. Senin evini çok merak ediyorum açıkçası. Çok sade bir ev bekliyorum senden. Vallahi canım, ben iddialıyım. Sade seviyorum. Şık seviyorum. Ama gördüğümü de söylemem lazım değil mi? Elbette. Yani bunlar görünen kısımlar. Özge'ye çok sade seviyorum diyorsun ama o belindeki kemer ne? Sence o sade mi? Tatlım, altını kim sevmez. Sende olsaydı sen de taksaydın. Adı üstünde gelin evindeyiz. Gelinler ne takar? Altın takar. Çekemiyorlar işte beni. Her şeyime laf söylediler. Her gün takacağım onların adına. Her gün bu kemeri takıp geleceğim. Evin hep gold. Gold'la boğuldun. Ben de geldim, eşlik ettim işte sana. Sana uyum sağlamak için takmış Özge bence onu. Evet, ama ben o zaman senin tarzını da evimin senin tarzın olduğunu düşündüm açıkçası. Senin evini gerçekten merak ediyorum. Çok sade, halıların sade. Avizen çok uyumlu, perdelerin dümdüz bir ev bekliyorum senden. Ya. Şimdi gold olur ama fazlası zarar. Her şeyin fazlası zarar. Sen çok kullanmışsın. Ev kendi alakası, hayat çorba evet, oldu çorba. Sadece kulplarda var, çaydanlıkta var. Başka hiçbir yerden gold daha göremiyorum. Daha çok siyah var. Bronz var, sim var. Salonu görmedin mi? Ha, doğru. Başımız döndü. Ben mutfağı yorumladığım aynen, için doğru. Aynen, mutfakta olduğumuz için. Ev kendi evinizse biraz daha böyle detaylarına önem verseydin. Mesela bu musluğu yapabilirdin. Bir şey söyleyeceğim. Bulaşıkları yıkayıp nereye koyuyorsun? Çok ters değil mi o? Hayır, olur. Oradan şurada bulaşık makinem var. Yani onun orada olması çok saçma. Evi yani şu ortada olsa daha iyi olur. Bir de sizin kendi hayır, eviniz. Biz yaptırdık dolabı, fayansları, mermeri, her şeyi. Zaten ev yan çok büyük olduğu için buraya kadar geliyor. Bir kişi orada yıkayıp buraya gel, ikinci kişi de yerleştiriyor. Yani er yaman biri varsa. Olsa daha bence hoş olabilirdi. Bu tarafta olsa hani hem yani, yerleştirmen kolay olurdu hem de saçma olmuş o. Bir de senin kendi evin yani. Çok kenarda evet. Açıkçası ben zorlanmıyorum. Bir de musluğun altında kızlar direkt bulaşık makinesi olamaz biliyorsunuz. O musluğun bir gideri var. Onun altına zaten bulaşık makinesi hiçbir evde ben görmedim. Ya sağında ya solunda olur. Bir de solunda da yer yok. Poşetlik çok dikkatimizi çekti. Poşetlik de... Ben yani onu göstermek istiyorum. Tarihi eser gibi geldi bana. Kardan adam görüyorsunuz ki. Çok komik gerçekten. Şey bu... Mersin karlı bir yerde değil abi. Bir şey diyeceğim. Babaanneden mi kalma? Çünkü hayır, annem yaptı onları. Tabii ki eline sağlık. Evet, bir emek göstermiş ama... Ama çok demode. Annen de çok sim seviyor sanırım. Evet, o da simli olduğu için onda hiç mutfağında tercih etti. Hiç mutfak uyumlu değil, içinden poşet çıkıyor. Evin ağır ama bu hiç olmamış. İçinden bu da hiç poşet olmamış. Çıkıyor arkadaşlar. Şuradan çıkıyor canım, şuradan çıkıyor. Aa, nereden? Bakayım buradan çıkıyor. Tarzına uymamış bence. Buradan hiç poşet çıkıyor. Böyle, bakın. Ben hiç beğenmedim, çok komik durmuş. Yani keşke durmuş. Kaldırsaydım bence. Bence, çok bence, hiç bence bu mutfağa tam olmuş. Ama şöyle zaten çeyizlerimizde olan şeyleri o zaman siz hiç kullanmıyorsunuz. O benim çeyizimden, ben bu da benim çeyizimden. Ben çeyizi de çok kalabalık sevmiyorum. O da bana çok mutlaka, kalabalık. Mutlaka ama yani bizim Mersin yöresine ait çeyizler genelde havlu olur, dokuma olur. Bunları bir sık sık... Yok, havlu güzel şey, ama keşke ucu yani, daha uyumlu da bir şey olabilir. Çeyizimde de var zaten. Bu arada halının fiyatı ne kadar? Halım 2000 lira. Peki beyaz eşyaların ne kadar aldın? Beyaz eşyalarım, buzdolabım, bulaşık makinem, ankastre setim. Hepsi 25 bin lira. Bir de avizeyi soracağım. Avizelerim Apli ile beraber 2 bin lira. Sen dikkat et geçerken. Korkuyorum gerçekten kızlar. Çok tehlikeli duruyor. Evet kızlar, bitti mi yorumlarınız? Evet. Evet, evet bitti. Şimdi buradan haftanın oyununa geçeceğiz. Rüveyda, iddialı mısın? Evet tabii ki iddialıyım. Göreceğiz bakalım. Bu evde çok iddialı olma tatlım. Göreceğiz. Hadi o zaman haftanın oyununa gidelim. Mutfak aslında uyumluydu ama mutlaka patlatta dolu dolu seviyorum dediği için bir karmaşa yaratmış. O yüzden mutfağı da beğenemedim.